Önce onların yanında çok iyi yüz gördüm. Beni kapıdan karşılayıp ağırlarlardı. Sofralarına konuk ederlerdi. Onlar iki kişiydi, ben birdim. Bana elmadan sıkılmış soğuk sular sunarlardı. Kapılarını kapım bellemiştim. Evlerinde oturacak yerim vardı. Önce onların yanında çok iyi yüz gördüm. Evleri gürültülü şehirden 2000 ayak uzaktaydı. Tahtadan yapılmıştı. Beni kapıdan alırlardı, hoş geldin derlerdi. Onları sevindirirdim. Birlikte yaşıyorlardı, çocuksuzdular. Birinin adı Gülbeyaz'dı, o kadındı. Öbürünün adı Sinan'dı, o erkekti. Ben 30'unda Yekta'ydım. Akçaburgazlıyım, oradan geldim. Herkes bir yerlidir çünkü. Ben, Yekta, bunu pek hoş buluyordum. Sonra az ışıklı odalarına çıkardık. Bana yeniden, "Hoş geldin Yekta. Bizi sevindirdin. Senin yanında birçok şeyleri hatırlıyoruz," derlerdi. Serin örtülü minderlere oturmak için ayakta dururduk. Beklerdik. Perdeleri beyaz nakışlı olurdu. Halıları bütün odanın döşemesini usulca mor mor örterdi. Patlıcan örnekleri ve turuncu güneşler vardı üstünde. Birden hepimizin aklına o denizler gelirdi. Ayakta durmayı istemezdik. Serin örtülü minderlere otururduk. Bana, "Serin örtülü minderlerimizin üstüne otur," derlerdi. Bana elmadan sıkılmış soğuk sular sunarlardı. Evlerinde oturacak yerim vardı. Tütün sunarlardı. Bir dinlenme zamanı kadar birbirimizi duyardık. Alışmak için zorluk çekmezdik. Çünkü karşıt yerlerimiz kalmamıştı, bilirdik. Girintilerimiz, çıkıntılarımız uygundu. Sussak da ses çıkarmazdık. Karanlık her yere girerdi. Çünkü her yerde gece olur. Ben, Yekta, bunu pek hoş buluyordum. Karanlık, serin örtülü minderleri sarmalayan az ışıklılığı alt edemezdi. Çünkü biz öyle bellemiştik. Halı da az ışıklı kalırdı. Onun güneşleri, patlıcanları da minderlerin serinliğiydi. Az ışık bizim, yani onların ve benim, Yekta'nın kaçtığımız yer değildi. Birbirimizin ışıktan kaçıracak yerlerimiz yoktu. Az ışıkta da, çok ışıkta da değişmezdik. Hep tıpkı kalırdık. Orada buluşmayı severdik yalnız. Sarı bir kuşları vardı. Adına Kanarya derlerdi. Küçük bir kafeste odayı dolduruyordu. Ama ben, onların ölümlü, yanılgan insan, geçen ve bir daha geri gelmeyen bir rüzgar olduklarını unuttum. Çünkü unutmak bana göreydi. Çünkü ben de ölümlüydüm. Ben, Yekta, bunu pek hoş buluyordum. Bu unutmak değildi, içinde olmaktı onun. Önceleri daha mı iyiydi, bilmiyorum. Gidip geldiğim, durulduğum koyu geceler vardı. Yıkık değildim. Yıkılıp yeniden kurulmamıştım ama yıkık değildim. Gaz lambaları yakardık. Ensiz çalgılar çalardık geceye. Tekliğimiz ay ışığına boğulur giderdi. Teker teker üçer kişi olurduk. Öyle de iyiydi. Ben ona, Gülbeyaz kadına, eski yalnızlığımı söylerdim. Ben söyledikçe eskirdi, uzaklaşırdı. Onunla, Gülbeyaz'la bakışır, ısınırdık. Sonra yanılgan insanlığım başladı. Birinde 3 gece 4 gündüz orada, evde kaldım. 3 gece 4 gündüz Sinan'ın yatağında kaldım. Gülbeyaz'la Allah'ın emri olduk.
Ne o beni kandırmıştı, ne ben onu baştan çıkarmıştım. İkimiz de bildiklerimizin ötesine, bulduklarımızın üstüne çıkmak istemiştik. Bir noksanlığı vardı sanıyorduk, bütün olanların belki. Ama aslında bütünlüklerimize bahaneydik. Sinan uzaktaydı. Sinan çemberimizin dışındaydı. Sonra ne bulduk? Süre geldikçe kutsal gibi, kesildikçe kirli, utandırıcı. Ama utancından kaçmayı biliyorduk. Kutsal gibiliği 3 gece 4 gündüz kurtlar gibi bizi kovaladı. Sonunda öyle bulduk. Utandırıcılığı öbür insanlardan değildi. Karşılaştırmadan değildi. Birdenbire kendi boşluğundandı. Gelip geçen avutuculuğundandı. Beklemesi vardı. Kanarya'yı görmek ayaklarımızı dolaştırıyordu. Minderler serin değildi artık. Ben, Yekta, bunu pek hoş bulmuyordum. Ama 4. gecenin yalnız sabahında yine o, gülbeyaz, benim ilk aklıma gelendi. O kıyıdaki denizlerin mavisiydi artık. Önce ve birden değişen dağlar oldu. İstemek ve vermek başlamıştı çünkü. Alamamak başlamıştı çünkü. Gitgide düzelirdi biliyorduk. Bunu bekliyorduk. Yeni yeni yerler bulmuştuk birbirimizde. Onunla, yani Gülbeyaz'la ben. Kaybettiğimizi bir zaman unuttururdu. Bir zaman yerine yenilerini koyardı. Artık çok çokacıktan kaçıyorduk. Gizleyecek yerlerimiz olmuştu birbirimizden. Hem ikimizin ondan, yani Sinan'dan, hem birbirimizden. Yine bir eksikliğimiz tamamlanmıştı galiba. İyice seçemiyorduk ama anlıyorduk. Uzun yaz gecelerinin durgunluğunu, geniş yapraklarının salıntısı ile tamamlayan gizli bitkiler gibiydik. Kaçmamız telaşlı değil, sevindiriciydi önce. Ben o zaman Tanrı'nın benim yapıma kattığı tatların bende öteden beri durmakta olduğunu, daha ötelere kadar da durmakta süre gideceğini fark ettim. Bu beni kendi yanımda yüceltiyordu. Gülbeyaz benim toprağımı işleyen kazmaydı. Günah olamazdı yaptığımız. Ben onun çeliğine göreydim ancak. Biz her şeye inanmıştık. Her şey bizi inandırıyordu ama onun, Gülbeyaz'ın yanına artık serin minderlerde oturmaya gitmiyordum. Akşamüstleri yakıcı kırlardan Suat'a inen kır hayvanları gibi gidiyordum. Kapıları benim çeşmemdi. Ekmeğimi edindiğim ocaktı. Bir bu benim dengemi sarsıyordu. Beni ateş sıcağında kavuruyordu. Suat'a inen yanık kır hayvanları gibi gitmemeliydim. Kapısı ekmeğini edindiğim ocak olmamalıydı. Benim bu kavurgan sanılarını belki gizlediğimizdendi. İnandığımı kurtarmalıydı. Beni bulup çıkaran, ekleyip bütünleyen bu duyguyu, kurtulursa eğer bu güçlülüktü, arı duru etmeliydim, temizlemeliydim. Önce onlardan çok iyi yüz gördüm. Beni elimden tutar belliyordum. Ona, Sinan'a, bizi kov dedim. Onun kovduğu bizi ödeyecekti. Onun gözünde kovulmuş olacaktık ama biz kendimizi kutsanmış belleyecektik. O, Sinan, bizi kovmadı. İnsanların adaletini, yani öcü aramaya başvurdu. Bizi yakaladılar, yani Gülbeyaz'ı ve beni. Beni, Akçaburgazlı Yekta'yı, 30'unda. Yargıçların katına diktiler, umudum nerededir? Bizim inanarak ettiğimizi yerlere çaldılar. Ululuğu nerededir? Biz onu bulmuştuk. Tükürdüler. Bizi kirlettiler. Yazık oldu bize. Benim donumu ve Gülbeyaz'ın donunu ve yattığımız yatağın örtüsünü yüreksiz kişilere gösterip onları güldürdüler. Halbuki biz o örtülerde yatarken
aklımız en ulu yerlerdeydi gücümüz. Biz o zaman yaptıklarımızın günahını değil, yüceliğini biliyorduk. Bu iki gücün bir yeniye varması, bir yeni yaratmasıydı. Bu çiftleşme değil, tekleşmeydi. Tekleşmenin bir yönüydü. Yazık bize. O zaman bütün insanlara inanıyorduk. Yıkmak istediler, yıktılar. Yazık bize. Herkesin bir gün ağlayabileceği, herkesin varamadığı için kutsallığını bulamadığı bir yere götürüp, yüreksizleri güldürdüler, bizi alçatıp ağlattılar. Yazık bize. Olsun yaptılar, şimdi kime sığınalım? Nereye gitsek o yıkıntı bizimle artık. Yeniden kursak korkarız. Bu yıkıntı toz duman. Donumuzu gösterdiler. Yazık şimdi. Nereye tutalım? Hangi yolu belleyip oraya düşelim? Önceleri onlardan iyi yüz görürdüm. Bana elmadan sıkılmış sular sunarlardı. Serin minderleri vardı. Ben Akçaburgazlı Yekta, cahil, çocuksuz, onları pek hoş bulurdum. Yanılmadım, pişman değilim. Bu da vardı.